Büyük Birlik Partisi avukatlarından Kemal Yavuz 3 gün önce bu 20 kişiden birkaç haricinde tamamının FETÖ'cü olduğunu ben de söyleyebilirim diyor. Neden <laughs> Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ öldürdü? Asıl soru bu. Ya Muhsin Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin. Bu milletin has bir evladı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dürüst, Faziletli, ahlaklı, siyaset oyunlarına, tezgahlarına gelmeyen birisi. Şimdi bu sabah bir arkadaşım hatırlattı. Bir televizyon kanalında 2007'de zannedersem e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, bir televizyon kanalında Tayyip Bey'e bir e, tarizi var. Ben olsam diyor Tayyip Bey'in yerine şikayet etmem diyor Başbakan Osman. Benim diyor devletimin içinde diyor devletin imkanlarını kullanacak bir de millete karşı harekete geçecek ben onların diyor bir şey söylüyor ben şimdi onu tekrar hatırladıktan sonra diyorum ki Fetullah Gülen bunu duyduktan sonra Pensilvanya'da kesinlikle öldürün bunu demiştir hmm. kesinlikle Fetö'nün bir sözleri vardı değil mi onun ölümünden şimdi, sonra ge geleceğiz ona da. Evet. Fetullah Gülen Muhsin Yazıcıoğlu'nu şundan öldürmüştür. Şundan şehit olmuştur. Fetullah Gülen kendisinin Mehdi olduğuna inandığı için karşısına çıkacak herkesi yok etmenin meşru olduğunu kabul etmiş birisi. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'yu, rahmetliyi kullanamayacağını, kötü bir kelime ama o herkesi kullanacak insan gibi görüyor. Anlayınca kendisine ileride ciddi bir engel teşkil edeceğini fark edince kesin böyle çok rahat bir şekilde ortadan kaldırma talimatı vermiştir. Şimdi şeyi söylüyorduk. Ölümünden siz dediniz ya ...Fetullah Gülen'in Musin Yazıcıoğlu ile ilgili söyledikleri vardı. Evet, evet. evet var. Onu iyi hatırlattınız. Çünkü çok dolaşıyordu o sosyal medyada da o sözler. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun vefatından sadece 3 gün sonra 30 Mart 2009'da. Bu da şimdi çok önemli. Yani 3 ya gün sonra olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyordum ben. 3 gün sonra. Üç gün sonra. sonra. Bak şimdi ben kesin olarak konuşuyorum ya. FETÖ'nün cinayetidir bu ve bu cinayetin talimatını da Fethullah Gülen vermiştir. Bir defa neden Fethullah Gülen vermiştir? Bu kadar farklı kesimlerden görevlileri bir cinayetin, suikastın içine sokma talimatını o yapıda Fethullah Gülen'den başkası veremez. O yapıyı iyi bilen insanlar şunu bilir ki bunlar tek başlarına hareket edemez. Emniyet müdürü, istihbarat müdürü, subayı, generali, yarbayı bir araya gelecekler de böyle bir suikast tertibi yapacaklar. Ve bunu işlerinden birisi yapacak ve bundan Fethullah Gülen'in haberi olmayacak. Fethullah Gülen herkesi dinliyor, dinletiyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bir defa bunu söyleyelim. Yani bunun şahidi mi var? Yani duymuş musunuz? Fethullah Gülen talimat vermiş mi? Böyle bir şey için. Ben ne diyorum? O yapıyı bilen insanlar kesinlikle bilirler ki değil böyle yukarıdaki insanların bu kadar korkunç bir suikastin Tertibini, kumpasını hazırlamayı falan ilçedeki yurdun ismini bile oradaki insanlar veremez. Ben bunu şahidiyim. Bir ilçede yurt açılıyor mesela. Hı hı. Kolej açılıyor. Bunun ismini Pensilvanya'da Fethullah Gülen koyar. O kadar. Evet. Şimdi bunu bilen bir insan olarak bir yurdun okulun, dershanenin adını koyacak Fethullah Gülen de Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden haberi olmayacak, talimat vermeyecek. Mümkün değil. Yemin etsem başım ağrımaz. Talimatını Fethullah Gülen vermiştir. Yemin ederim. Bak yemin ederim diyorum size. Ne büyük bir şey değil mi? Evet. Allah'ın adını alarak Yemin ediyorsunuz. Evet. O vermiştir. Şimdi birinci elimizdeki bu kadar kesin konuşmamızın belgesi ne? beş gün önce mahkemenin bu 20 kişi de kovuşturulsun dediği kişilere baktık. Kimisi FETÖ'den muhab müebbet ceza almış. Hem de kaza kırım ekibinde helikopterin başına düşmüşler. Kimisi başka davalardan yargılamış meslekten. Hepsinin FETÖ'yle irtibatı var. Birinci karinemiz bu. Evet. İkincisi Fethullah Gülen'in vefatından kazadan 3 gün sonra Musin Yazıcıoğlu hakkında 30 Mart 2009'da kendi internet sitesinde yaptığı yayınlanan bir konuşması hı hı. konuşmanın başlığı Alp Eren ve Liyakat. Bir de konuşmanın başlığına bak. Alp Eren. Alp Eren kimi çağrıştırıyor? Muhsin Yazıcıoğlu. Rahmetli mu? Muhsin Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi. Şimdi hala inanmayanlar varsa yani bu e, FETÖ'nün nasıl bir canavar olduğunu parantez açayım. 250 şehidimiz var 15 Temmuz darbe girişiminde. 2000'den fazla gazimiz ve en çarpısı masum insanların üzerine tank sürüldü. En çarpıcısı Ankara'da polis özel harekat merkezine savaş uçağıyla bomba atıldı. 45 polisimiz şehit oldu. Bu Fethullah Gülen'i hatırlayarak dinleyin bu konuşmayı. Başlık çok enteresanmış. Bunu Alperen ve liyakat. Evet. Gülen'e bir kişi, orada soru soran kişiyi de biliyorum ben. Yandaşlarından. E, hep soruları Osman diye birisi soruyor. Ne? Heh, tamam, tamam. Ha, onu da söyleyeyim. Bu soruların çoğunu oradaki Şahıs soruyor da soruların çoğunu hazırlayan Fethullah Gülen elden veriyor bunu sor diyor. Ha. Burası da çok önemli. Yani şimdi bak sorulan soruyu Fethullah Gülen'in sordurduğunu düşünerek dinleyelim. Hmm. Tamam. Soru şu. Ada, adeti ilahiye açısından, ilahi adet açısından iman hizmetinin bir neferi olma liyakatını ortaya koymayanların dairenin dışına itilmeye müstahak olacakları evvela Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabahati söyleniyor. Dikkat ettiniz mi? İman hizmetinin bir neferi olma liyakatini ortaya koymayanların dairenin dışına itilmeye müstahak olacakları ifade ediliyor. Kim ifade ediyor? Sorular da çok gelmiş sorular yani. Tabii. Şimdi meşhurlaştıracak ya şeyin ölümünü ama ne cesaret vefatından üç gün sonra Aleni Alperen ve Liyakat başlığıyla bu itibarla irtidat kavramının gönül erlerine bakan yanları var mıdır dinden çıkmanın Musin Yazıcıoğlu da dinden çıkmıştır şeyi de yapıştırılıyor hmm. etiketi de yani öldüyse dinden çıktığı için O ölür. da çok şifreli yani, yani hani çok vallahi Şimdi, yani normal anlamak çok zor anlamak çok zor. Bu ilahi tokatla bir ilahi tokatla Kenara atılmamak için liyakat mutlaka şart mıdır? Bu konuda fazlı ilahiye ne ölçüde bel bağlanmalıdır? Fethullah Gülen cevap veriyor. Asker vazifesini yapmadı dediler. Ben yaptığına kâniyim. Allah Allah. Yani geç bulundu ya helikopter. Evet. Geç ulaşıldı ya. O sırada Asker vazifesini yapmadı dediler. Evet 48 Bulamadı. saat sonra nasıl ulaşılır diye skandal şeklinde haberler bak, yaptık. Bak 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 bak. burayı çok kişi atladı. Şimdi başa dönünce söylenen laf daha iyi yanlışıyor O operasyondaki askerleri müdafaa ediyor. Evet. Normalde sana ne? Çok ilginç. Asker vazifesini yapmadı dediler. Ben yaptığına kanayım Hakikaten herkes seferber olmuş. Vay vay vay. Seferber olmuş da iki gün sonra nasıl ulaşılmış helikoptere? Sivil inisiyatif bu mevzuda bir şey yapmadı. Ben o kanaatte de değilim. Herkes elinden geleni yaptı. Burada galiba emniyet, e, belki sağ, yargı... H hükümeti de, hükümeti şey, de, askeri kollarken onları da kollayacak. Hmm. Kendine göre çok akıllı. Çok akıllı zannettiği için kendisini ayağa ondan kaydı. Hmm. Bir kere, şimdi devamı da enteresan. Bir kere bu meseleyi büyütmemek lazım. Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza eden olmaları lazım diyor. Evet. Şimdi gelelim göz göre göre bu cinayeti, suikastı örtme çabalarından bir tanesine. Bu arada reklamada 10 dakikamız falan var. Vakit geldi mi gene? 10 dakika vardı. Ha, reklam 10 dakika, on var. Dakika. Şu, şunu enine boyuna tamam. konuşalım Finlandiya da. televizyonunu da Tarihe bir not düşünsün yani. Tarihe bin not tamam. Evet. Bir tanesini o zaman söyleyelim. Kazadan sonra kuşkuları doğuran ilk gelişme İHA muhabiri İsmail Güneş'in 112 ve 155'i araması ve 20 dakika boyunca konuşmasına rağmen yerinin tespit edilemeyişi. Evet ya. Çok kötü. düşünebiliyor musunuz? Ve kazada hayatını kaybeden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaybolan çantası, sim kartı ve silahı da şimdiye kadar bulunamadı. Hala bulunamamış mı? Hala bulunamadı. Evet. Başka e, helikopter kazasına 48 saat ulaşılamadı ve arama kurtarma çalışmalarını askerin yürüttüğü bölgenin 115 kilometre dışında bulundu. 115 kilometre ötede arıyorlar. Bu telefon konuşmalarına sinyallere rağmen evet. Özellikle bir yönlendirme olduğu çok evet. bariz. Telefonda oldukça net konuşan Güneş'in bu konuşma kayıtları var. Olaydan iki buçuk yıl sonra ortaya çıkan, olaydan iki buçuk yıl sonra ortaya çıkan otopsi raporu. İki buçuk yıl, Uf. otopsi raporu. Çenesinin kırık olması, Tabi adli tıpın da o günlerde telefon görüşmesini bu kırık çeneyle nasıl yaptı sorusunda gündeme getirdi. Helikopter içinde konuştuğu söylenen Güneş'in cesedi, bacağında iki kemik, dört kovulga kemiği, alt çenesi kırık olduğu halde enkazdan 600 metre aşağıda bulundu. Son belge bunu FETÖ yaptırmıştır talimatını Fethullah Gülen vermiştir. Yemin ettim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştükten sonra bölgeye 18 kişilik ekipteki rütbeli askerlerin tamamı. Helikoptere düştükten sonra bölgeye giden 18 kişilik ekipteki Rütbeli askerlerin tamamı o dönem Malatya Kara Havacılık Komutanlığında görevliydi. Daha sonra hepsi toplu olarak Ankara Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığına tayin edildi ve hepsi olağanüstü terfi aldı. Çok ilginç. Bunu FETÖ yapmadı yani da hayatın olağan <laughs> akışına çok ters şeyler hepsi, yaşanmış. Evet.